survey. Yeah. Merhabalar, ben Mustafa Çetin. Uzun bir aradan sonra yeni bir Yudum Sanat programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın özel konuğunu sizlere takdim etmeden önce çok yakından tanıdığımızı sandığımız konuğumuzu aslında ne kadar da az tanıdığımızı göreceğiz. Bugünkü programımızın özel konuğu ressam Sara Bilge Çağlar. Sara, programımıza hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Beni çağırdığınız için de çok sevinçliyim. Evet. Sara, geçen gün senin çok özel bir sergin oldu. Nasıl geçti sergi? Güzel geçti. Sen de oradaydın. Evet. Çok büyük bir kalabalık vardı. Dostlar geldiler. Türkler, işte benim sanatçı arkadaşlarım. Benim son resimlerimdi genelde. Balıklar ağır basıyordu. Yani benim deniz tutkum. Evet. Ama eskiden de buna uyan resimler de eşlik ettiler yenilere. Evet. Memnunum. Güzel geçti. Evet. Sara, sanat yaşamından bahsetmeden önce çocukluğundan bahseder misin? Evde senden başka sanatla uğraşan var mıydı? Sanata nasıl bulaştın? Yani seni teşvik eden kimlerdi? Çocukluğundan bahseder misin? Kimdir Sara Bilge Çağlar? Ben İstanbul'da doğdum. Ama babamın işi dolayısıyla Türkiye'nin değişik yerlerinde oturma olanağı buldum. Ama 2 yaşlarındayken zannederim babamın yardımcısı, grafik designer Leonidas diye bir bey vardı. Birçok çocuk gibi ben de kendimi resimle ifade ediyordum. Ama o bende bir yetenek olduğunu zannederim anladı. Bana özen gösterdi. Kendisi ressamdı. Sonra ilkokul çağlarında Alman dostlarımız vardı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'de oturmayı seçen. Onlar da benimle uğraştılar. Bana ilk sulu boyamı onlar hediye etti. Böyle destekler gördüm. Lisede de işte desen çalışmaları yaptık. Seninle daha önceki konuşmalarımızda dansa olan bir tutkun vardı küçüklüğünden başlayarak. Bu nasıl oldu? Kim teşvik etti? Yani. Kimse teşvik etmedi aslında. Yani benim kendi tutkumdu bu. Resim ve dans tutkusu çocukluğumdan beri vardı. Konservatuvarda özel talebe olarak bir sene bale çalıştım, klasik bale. Çocuk tiyatrosunda oynadım. Ama babamın işi dolayısıyla Erzurum'a gittik. Daha sonra konservatuvar okumak istemene rağmen ailenin tarafından izin verilmedi. Öyle oldu. Evet. Daha sonra Eşref Üren'le tanışma şansın oluyor. Biraz anlatır mısın? Nasıl oldu? Yani background'dan ne vardı? Hani neden Eşref Üren'le? Akademiye ailem gitmemi istemediği için bana bir hoca aradılar. Ben o zaman 18 yaşında olduğum için en yaşlı hoca Eşref Bey diye uygun bulundu. Ama akademiye neden gitmen izin verilmedi? İstanbul o zaman zordu. Ankara, İstanbul, yurtlar biraz zordu. Ve böyle tercih edildi. Ama o dönem Eşref Üren'le tanıştığın dönemler, sen Ankara'daydın. Ankara'da liseyi bitirmiştim. Evet, evet. Eşref Bey geldi, desenlerime baktı. Gördüğünüzü çizebiliyorsunuz. Şimdi sanata başlayacağız dedi. Çok özgür bir eğitim oldu benim onunla olan derslerim. Bana siz çalışın diyordu. Ben çalışıyordum ama nasıl çalışacağımı da bilmiyordum. Çünkü o André Lhote'un talebesi Paris'te Eşref Bey. Matisse falan çok inanıyor. Benim biraz Matisse gibi düz görmemi istiyordu renkleri. Ben de çok renkli görüyordum. Biraz Van Gogh gibi çalışıyordum. Bilerek değil. Ayrıca aynı gün doğmuşuz Van Gogh'la. Oo. Yani tesadüfler. Ne güzel, ne güzel. Öyle görüyordum yani portremi yapıyorum, çok renkli. Sonra devlet sergisine katıldım. O zaman Eşref Bey dedi ki artık profesyonel oldun, sana ders veremem dedi. Eşref Bey'le ne kadar çalışma şansın oldu? Birkaç sene çalıştım. İşte 3 sene devlet sergilerine katıldım. 20 yaşında, 21-22. Ankara'da ayrıca Amerikan Derneği'nde de bir atölye vardı, Lütfi Günay'ın. Oraya da gidip desen çalışmaları yaptım. Sonra Ankara Kadın Ressamlara katıldım. Viyana'da grup sergisi açtık. İlk solo sergimi Oran'da açtım. Sene 71. Ankara.
Sehra, 1977'de Türkiye'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemden sonra Amerika'ya gitmeye karar veriyorsun. Biraz anlatır mısın? Ne oldu? Neden Amerika'ya gitme gereği duydunuz? Amerika'ya gitme nedenim kardeşim. Aslında ben İtalya'da oturmak istedim. Amerika'da değil. Ama işte kardeşim Amerika'da doktordu. 77'de Amerika'ya geldim. O arada da daha evvel bahsettiğim Viyana'da bir grup sergisine katıldım. Amerika'da master yaptım. Sanat tarihi ve resim. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum seni rahatsız ediyor muydu? Ediyordu. Herkes ettiği gibi beni de ediyordu. Başından çok rahatsızdık. Yani evde bir Nazım Hikmet kitabı bile bulunduramıyordu insanlar. Sonra sanatçı olmak, solcu olmak gibi düşünülüyordu. Rahat değildim ben de. Ben hiçbir tarafa dahil değildim ama sanatçı olduğum için rahatsızdım. Amerika'da master yaptım. Hem sanat tarihi hem resim. Yanında da bahsettiğim gibi dans çalıştım 5 sene. Sonra da işte Toronto'da galeri açtım. Ondan evvel Aspen'de galeri açtım. Nerede okudunuz Amerika'da? Buffalo, New York. Buffalo, New York'ta. Evet. Evet, hocalar nasıl? Orada Humanities içinde anca master yapabiliyordum. Sanat tarihi daha evvel okuduğum için kabul ettiler diplomamı, imtihansız aldılar. İşte hem sanat tarihi hem resim hem de dans çalıştım. Okul döneminde galerilere gittiğin zaman nasıl karşılıyorlardı seni? Hani ilişki kurabildin mi galerilerle Amerika'da bulunduğun dönemde? Valla talebeyken New York'ta Altemir Kılıç büyükelçiydi. İlgilendi, beğendi benim resimleri. Bir sergi açtı. Tabii hocalar bayağı bozuldular buna. Ben hani evet, talebe olarak gidip utanmadan New York'ta sergi açıyorum. Güzel. İlişki mi oldu? Amerika'da çok güzel bir sergi açtığını da biliyoruz. Yani nasıl oldu? Fiyatlar çok yüksek konumda. Valla New York'u bilmiyorduk. Tabii bilmeyelim. Türk evinde açtım. Yüksek fiyatlar oldu. Ama açılış şöyle güzeldi. Birleşmiş Milletler'den birçok konsolos, işte büyükelçi, hepsi geldiler. Almak istediler ama biraz astronomikti. Sonra bana New York'ta galeriler dediler ki sen daha çok yenisin, gençsin, bunlar senin fiyatın olmamalı. Ama bu sergi... Ben de öğrendim sonra, fiyatımı indirdim. Bu sergi sen öğrenciyken açıldı değil mi? Öğrenciydim yani, tabii. Aslında öğrenciyken tabii. Büyük sergilere katılmak... Sene 80. Evet, sonra kendin galeri açmaya karar verdin. Hani seni öbür galeriler yani galeri bulmakta zorluk mu çekiyordu? Neden galeri açmaya karar verdin? Buffalo'da oturuyordum. Buffalo'da rahat bir hayatım vardı ama enteresan bir şehir değildi. Galerilerde yani çok fazla galeri de yoktu. New York çok zor bir kent. Yani bir galeriye girdiğin zaman resim alıcısı zannediyorlar. O zaman iltifat ediyorlar. Sanatçı olduğunu duyunca sırtlarını dönüyorlar. Bu da bunlarla uğraşmak istemedim. Evet. Kendi galerimi açıp özgür olmak istedim. Açıkçası nedeni bu. İlk galerim Aspen'de açıldı. Yani 3 aylık deneyimim var. Sonra da Toronto Buffalo'ya yakın olduğu için seçtik kardeşimle. Aspen'de galeri açtığın zaman bu kovboylardan bahsetmiştin. Anlatır mısın? Evet, kovboylar lokantaya camdan geliyordu. Yani mübalağa etmiyorum. Mesela oradaki yani kapıdan girmiyorlar kızı, camdan. Hayır, camdan geliyordu atlar. Çünkü sevgilisi çalışıyordu lokantada. Okey. Aspen tuhaf bir yer. Eski bir maden kasabası. Ama opera binası var, müzik festivali oluyor yazın. Belli bir lokantada buluşuyorduk orada oturanlar, yani çalışanlar benim gibi. Andre'nin yeri. Oraya da kovboy camdan geldi atla gördüm ve İngilizcesini anlamak mümkün değildi. Tuhaf bir İngilizcesi vardı. İşte herkes hafta sonu dağa gidiyordu işte bu çalışan hanımlar. Sevgilileriyle hafta sonu geçiriyorlardı. Ben de çok bozuluyordum. Kardeşime telefon ettim. Yani benim ne işim var Allah'ın dağında kovboyla. Çok ilginç, evet. Evet. Daha sonra Aspen'de ayrılıp Toronto'ya gelmeye karar verdim. Evet, nasıl çünkü aradığım yani Toronto gibi hem oturabileceğim hem çalışabileceğim bir yeri bulamadım. Kardeşime de yakın, aileme de.